Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sindirim sistemine bir giriş yapmıştık. Diğer canlılardaki sindirim sistemini işlemiştik. Şimdi geliyoruz insanda sindirim sistemine. Arkadaşlar insan da sindirim sisteminin kısımlarına baktığımızda bakın sırasıyla yazıyoruz. Ağız ve dişler, yutak. Yutan diğer bir ismi farinkstir. Yemek borusu. Yemek borusunun diğer adı özofagustur arkadaşlar. Mide, ince bağırsak, İnce bağırsak kendi içerisinde de 3'e ayrılır. 12 parmak bağırsa sindirimin ve emilimin en yoğun gerçekleştiği yerdir arkadaşlar. Sonra boş bağırsak, sonra da kıvrımlı bağırsak gelir sırasıyla. Sonra kalın bağırsağa geçiyoruz. Kalın bağırsakta arkadaşlar kör bağırsak vardır. Kör bağırsağın oluşturduğu bir çıkıntı var. Biz buna da apandis diyoruz. Kolonlar ve düz bağırsaktan oluşur arkadaşlar. En son anüste de dışarı çıkar. Yani bizim sindirim yolumuz şu yapılardan oluşuyor. Anüse kadar olan kısımdan oluşuyor. Peki bir de sindirime yardımcı organlar vardır. Nedir bunlar? Tükrük bezleri, karaciğer, pankreas var. Pankreas ve, pankreyas ve e, safra kesesi. İlk önce sindirim organlarından başlayacağız. Daha sonra da yardımcı organları anlatacağım arkadaşlar. İlk önce ağızdan başlayalım. Şimdi Arkadaşlar insanda sindirim ağızla başlıyor. Hem sindirim gerçekleşiyor hem emilim gerçekleşiyor. Yani şöyle düşünün. Bizim ağzımızda hem fiziksel hem mekanik sindir, hem fiziksel hem kimyasal sindirim var. Hem de e, mesela dil altı hapları gibi veya e, bazı vitaminler gibi vitaminler, mineraller de ne yapıyor? Yine bizim dilimizden işte ağzımızdan geri emiliyor. Yani kana karışıyor. E, ağızda da emilim vardır yani bunu da söylemiş olalım. Şimdi e, mekanik sindirimi sağlayan yapılar vardır arkadaşlar. Bunlar nedir? Diş, dil ve tükürük bezleri. Arkadaşlar e, diş ve dil mekanik sindirimde şöyle bir etkiye sahip. Diş zaten parçalama görevine sahip. Dil de işte onu döndürerek lokma haline getiriyor. Tükürük bezleri de ıslatmasını sağlıyor. Böylece mekanik sindirim gerçekleşiyor. Bu arada ağzımızın pH'i nötr'dür arkadaşlar. 6,2 ile 7,4 arasındadır. Yani nötr bir ortama sahiptir. E, ağzımızda bütün besinlerin mekanik sindirimi yani fiziksel sindirimi var ama sadece karbonhidratların kimyasal sindirimi vardır arkadaşlar mekanik sindirim neydi enzim kullanmadan parçalama ediyorduk değil mi Böyle, mesela besinleri küçük küçük parçalara ayırma olayına biz ne diyoruz mekanik sindirim diyoruz mekanik sindirim ağızda bütün besinleri parçalamada var ama karbonhidratların kimyasal sindirimi sadece e, ağızda sadece karbonhidratların kimyasal sindirimi gerçekleşiyor bir de bizim tükürük bezlerimiz vardır. Peki nerelerde bulunuyor? Arkadaşlar kulak altında, çene altında ve dil altında bulunur ve buradan tükürük salgılanır. Bu tükürüğün içerisinde mukus vardır. Amilaz enzimi yani pitialin dediğimiz karbonhidratların sindirilmesini sağlayan enzim vardır. Ee, sodyum, kalsiyum ve su bulunur arkadaşlar. Bunlar da iot dengesini e, oldukça sağlar. Tükürük bezleri ne yapıyor? işte karbonhidratların kimyasal sindirimini kolaylaştırıyor arkadaşlar. Başlatıyor. Amilaz enzimi sayesinde pişmiş nişasta sindiriliyor. Besinleri lokmalaştırıyor ve mukus ile de besinleri kayganlaştırıyor. Yani biz ağzımıza lokmayı attığımız zaman sadece onu çiğni olarak görünüyoruz ama aslında o lokmayı ıslatıyoruz mukus sayesinde kayganlaştırıyoruz ve o şekilde gönderiyoruz ve unutmayın ne kadar çok çiğnerseniz besinin sindirimi o kadar kolay olur ama biz genelde yani ben kendim için de söylüyorum genel iki üç kere böyle çiğneyip hemen hop gönderiyoruz arkadaşlar o e, hani hem doygunluk açısından e, biraz daha uzun süre sonra doymamızı sağlıyor yani şöyle söyleyeyim size çok çiğnediğiniz zaman, Hani beyniniz şunu algılıyor, çok yemek yedi diye algılıyor ve daha az yemenizi sağlıyor. Ama 2-3 kere çiğneyip gönderdiğimiz zaman arkadaşlar hani az yedik gibisinden algılıyor ve sürekli yememizi istiyor. Bizim doyma süremiz ben bir yerde okumuştum 20 dakikaymış. Siz o 20 dakika içerisinde ne yerseniz yiyin onu mide kabul ediyormuş. Yani doygunluk hissi vermiyormuş. Arkadaşlar, mesela çok çiğneyerek o 20 dakikayı doldursak eğer daha az yememize sebep olabiliriz. Evet. Arkadaşlar, sodyum ve kalsiyum mineralleri ne yapıyor? Bunlar da tadın alınmasını sağlıyorlar. Yani tat alımında oldukça önemlidir bu yapılar. Şimdi gelelim dişin yapısına. Arkadaşlar, dişin yapısına baktığımızda bakın, dış görünüşüne baktığımızda taç Boyun ve kök kısmından oluşur. Taç dediğimiz dişimizin üst kısmıdır. Boyun görünen kısmı kökte arkadaşlar diş etinin altında kalan kısımdır. İçerisine gömülü kısımdır. Peki dışarıdan içeriye tabakalarına baktığımızda en dışta mine tabakası, ortada dentin tabakası buraya fil dişi de deniliyor. En içte de pulpa tabakası vardır. Arkadaşlar mine ve dentin tabakasında kan damarı ve sinir bulunmaz. O yüzden zaten dişlerimiz beyaz görünür. Şimdi kan damarı ve sinir bulunmadığı için de dolayısıyla beslenme olayı da hani e, difüzyonla gerçekleşir burada hücreleri. E, mine tabakası kalsiyum ve fosfat bakımından zengin olan sert kısımdır arkadaşlar. Dentin ise dişin kemik kısmıdır. Bunlar difüzyonla besleniyor canlı olan hücreleri. Pulpa kısmına geldiğimiz zaman burada kan damarı ve sinir bulunur arkadaşlar ve bizim mesela dişimiz çürümeye başladığı zaman mine ve dentin tabakasındayken biz o çürümeyi hissetmeyiz. Çünkü ağrı acı vermez kan damarı sinir olmadığı için. Dolayısıyla o çürük dentin tabakasından sonra pulpaya geçince ne oluyor artık sinir uçları uyarılmaya başlıyor. Sinir uçları uyarılınca da bize bir ağrı veriyor ve bu şekilde dişimizin çürüdüğünü e, saptayabiliyoruz. Tabi eğer dişinizi kontrol etmiyorsanız. Peki kaç tane dişimiz var? Arkadaşlar yetişkin bir insana baktığımızda 16 tane altta 16 tane de üst çenede olmak üzere toplam 32 tane dişimiz var. Tek bir çeneyi düşündüğümüz zaman yani mesela sadece alt tarafı düşünün ee, 4 tane kesici dişimiz var 2 tane köpek dişimiz var arkadaşlar 10 tane de azı diş vardır. Bu azı dişlerin 4 tanesi küçüktür ön taraftadır zaten o küçük olanlar 6 tanesi de büyüktür arkadaşlar arka tarafta olanlar. E, bu 6 tane büyük olan 20'lik dişlerden hani 20'lik dişler bu 6 büyün içerisindedir. Sonradan çıkarlar ve oldukça da sancılı çıkarlar arkadaşlar. E, mesela birçok kişi de kime denk geldiysem herkes o dişini çektiriyor. Niye? Çünkü çıkarken çok zorluk veriyor. Ya öndeki dişleri sıkıştırıyor. Ya bir türlü çıkmak bilmiyor sürekli ağrı veriyor. Yani 20'lik dişler böyle çok sıkıntılı dişler. Gelelim devam edelim. Ağızla ilgili söyleyecekleriniz bunlar. Şimdi yutağa geliyoruz. Arkadaşlar yutak şimdi burun boşluğunun, ağız boşluğunun, yemek borusu ve soluk borusunun arasında bulunuyor. Yani bu dört bölgenin bağlandığı yere biz ne diyoruz? Yutak diyoruz. Ve arkadaşlar bu düz kaslardan oluşan bir yapıdır besinlerin yemek borusuna iletilmesini sağlar. Sadece bunu bilmeniz yeterlidir. Bir de burada bir kapak var. Epiglottis kapağı. Şimdi hem yemek borusu hem de soluk borusu ne yapıyor? Yutağa açılıyor. E biz yutkunduğumuz zaman eğer yediğimiz besin nefes borusuna kaçarsa ne olacak? Ne olacak? Bizim ölümümüze sebep olacak mesela. İşte bunu engellemek için arkadaşlar yutma işlemi sırasında Gırtlak kapağı dediğimiz kapak yani epiglottis kapağı ne yapıyor? Soluk borusunu kapatıyor. Ve böylece besinin e, e, soluk borusuna kaçmasını engelliyor arkadaşlar. E, burada da söyledik zaten lokmanın soluk borusuna geçmesini engeller. Peki. Diyelim ki yemek yerken konuştunuz veya ağzınızdan nefes aldınız. Tam böyle yutkuma sırasında veya güldünüz. E, vardır böyle ağzımız doluyken bizi güldürmeye çalışanlar. Arkadaşlar böyle bir şey olduğu zaman... O epiglottis kapağı açılır. Çünkü hani oradan nefes alman gerekiyor. Şimdi burnundan nefes alıyorsun ama o anda sen sonuçta konuşuyorsun. Konuşurken de hani oradan da nefesin çıkması lazım. E, açıldığı için yemeğin kaçma ihtimali daha yüksek ihtimaldir. O yüzden de yemek yerken ağzımızda hani derler ya küçükken bize çok derlerdi işte ağzında yemek varken konuşma falan. Sebebi aslında budur. Yemeklerin nefes borusuna kaçmasını engellemektir. Evet gelelim bir diğer yapımıza yemek borusu. Arkadaşlar yutakla mide arasında bulunuyor ve bir iletim görevi görüyor. Yaklaşık 25 santim uzunluğundadır ve 3 santim kalınlığındadır. Yani 3 santim çapında diyebiliriz. Şimdi yemek borusunun dış tabakasında bağ doku vardır. Zaten bizim organlarımızın çoğunun dış tabakasında bağ doku oluşturur. Çünkü bağ doku koruyucu bir göreve sahiptir. Arkadaşlar orta tabakada halkasal ve uzunlamasına düz kaslar bulunur. Bu kaslar e, peristaltik hareket yaparak yuttuğumuz lokmanın mideye iletilmesini sağlıyor. Sonra iç tabaka da mukozayla kaptır. Mukozayla kaplı olmasının sebebi hem ortamı kayganlaştırmak için hem de olur ya hani nefes alırken veya işte... E, Yuttuğumuz lokmanın üstünde işte mikroplar falan varsa onları tutup mideye girmesini engellemek içindir arkadaşlar. İç tabakada bu kozayla kaptır dedik. Şimdi yemek borusunda bilmeniz gereken önemli bir şey var. Kesinlikle ve kesinlikle yemek borusunda sindirim Yoktur. Unutmayın. Sindirim olmaz. Ne mekanik ne de kimyasal. Hiçbir şekilde sindirim yok. Sadece iletimde görevli. Peristaltik hareketlerle mideye gönderiliyor arkadaşlar. Eğer bu peristaltik hareketlerin tam tersi olursa kusma olayı gerçekleşir. Bu da antiperistaltik hareketler. Normalde işte ee, oradaki kaslar aşağıya doğru böyle kasılıp hani besini mideye gönderirken tam tersi hareket edip antiperistaltik hareket yaparak kusma olayına da sebep olabilirler. Gelelim yemek borusundan sonra mideye. Şimdi mide ile ilgili biraz fazla konuşacağız. Arkadaşlar mide yemek borusu yani özofagusla bağırsaklar arasında kalan böyle J şeklinde bir yapı. Kapasitesi yaklaşık 1 ile 1,5 litre arasındadır. Tabii ki bunu siz büyütebilirsiniz. Nasıl büyütebilirsiniz? Diyelim ki çok fazla yemek yiyorsak, işte ee, midenin dinlenmesine izin vermiyorsak bir süre sonra mide genişlemeye başlar. Şimdi kapasitesi 1-1,5 litre diyoruz ama daha da büyüyebilir arkadaşlar. Çünkü mide içerisinde bulunan hücreler sürekli kendini yeniliyor. Kendini yenilediği zaman eğer büyümesi gerekiyorsa da büyüyor arkadaşlar. Bu yüzden de genişleme ihtimali var. Mide duvarında e, yüzeyini periton denilen bir e, zar örtüyor arkadaşlar. Bu periton zarı bizim karın zarımızdır. Ve karın zarı karında bulunan tüm organların etrafını örter. Mide duvarını da örter arkadaşlar periton dediğimiz zar. E, yemek borusuna açılan bir kapak vardır. Biz bu kapağı kardiya kapağı diyoruz. Yemek borusuna yemeklerin çıkmasını engelliyor arkadaşlar. Yani diyelim ki biz artık yuttuk hani besini mideye girdi mideden tekrar geriye yani işte yemek borusuna çıkmasını engelliyor. Tabii bazen bu kapakta bozulmalar meydana gelebiliyor. Bozulma meydana gelirse midedeki asit yukarı çıkabiliyor. Biz buna da reflü hastalığı diyoruz. Ee, ince varsa açılan kapağına da pilor diyoruz arkadaşlar. Bakın. Yemek borusuna açılan kapağı kardiyadır. Kardiyanın hangi bölüm? Kardiyoloji. Kalp, değil mi? Kalp nereye daha yakın? yukarıdadır değil mi kalp ve midenin yemek borusuna olan kısımdadır arkadaşlar. Dolayısıyla siz yukarıdaki kapağı kalpten kardiyo olarak aklınıza tutabilirsiniz. Aşağıdaki kapakta nedir? Pilor kapağıdır. Bu kapak arkadaşlar ince bağırsağa giden besinlerin mideye geri dönmesini engeller. Dolayısıyla bunlar tek yönlü açılan kapaklardır. Yani sadece aşağıya doğru açılıyor, yukarı doğru açılmıyor. Şimdi midede iki kısım var. Biri fundus, biri de korpus. Arkadaşlar fundus mide bezlerinin olduğu kısımdır ve mide boşluğuna salgı yapar. Peki bu salgının içinde neler vardır? Enzimler vardır, hidroklorik asit vardır. Yani mide öz suyunun içerisinde ne varsa onlar vardır. Birazdan söyleyeceğim onları. Korpus ise sindirimin gerçekleştiği yerdir arkadaşlar. Sindirim e, asıl sindirim işte korpus dediğimiz kısımda gerçekleşiyor. Peki hangi maddeler sindiriliyor? Bakın tüm Besinlerin yine mekanik sindirimi gerçekleşir ama sadece proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir. Çünkü sadece proteini sindiren enzim vardır burada. Midenin pH'ı 1,5 ile 3,5 arasındadır arkadaşlar. Asidik bir ortama sahiptir midemiz. Peki... Midede düz kasların işte kasılmasıyla da mekanik sindirim gerçekleşiyor. Peki midenin çalışmasını ne kontrol ediyor? Arkadaşlar midenin çalışmasını vagus siniri ve gastrin hormonu düzenle. Şimdi vagus siniri nasıl bir sinirdi? Parasempatik bir sinir değil mi? Parasempatik sinirler ne yapıyordu? Sindirim sistemini hızlandırırken diğer sistemleri yavaşlatıyor. Dolayısıyla vagus siniri de Mideyi hızlandırıyor arkadaşlar diğer sistemleri yavaşlatan bir sinirdir. Bir de gastrin hormonu vardır. Gastrin hormonu mide tarafından üretilir, kana verilir. Daha sonra arkadaşlar kan dolaşımı dolaşarak tekrardan mideye gelir, uyarır ve midenin çalışmasını sağlar. Şimdi besinler daha ağızda çiğnenirken vagus siniri ne yapıyor arkadaşlar? Mideyi uyarıyor. Mide hücrelerinden gastrin hormonu salgılanıyor ve kana veriliyor. Tekrar gelerek mideyi uyarıyor. Zaten az önce de söyledik. Şimdi e, mide öz suyu vardır arkadaşlar. Hani bu gastrin hormonunun etkisiyle mide öz suyu midenin içerisine dökülüyor. Hangi kısımdan? Fundus kısmından midenin içine döküldü. Peki bu mide öz suyunun içinde ne var? Tabii ki olmazsa olmaz su var. Mukus vardır arkadaşlar yine mideyi korumak için. Hidroklorik asit vardır. Pepsinojen bir de lap enzimi vardır. Pepsinojen proteinleri sindiren enzimdir. La enzimi de e, süt'teki proteini açığa çıkaran enzimdir. Şimdi gelelim devamına da bakalım. Hatta burada ben size şekil de çizdim. Arkadaşlar renin enzimi yani la enzimi süt'teki kazein dediğimiz proteini çöktürüyor ve peynirleşmeyi sağlıyor. Şimdi bu peynirleşme olayı gerçekleştiğinde artık o substrat dediğimiz kısım katı hale geçiyor ya. Böylelikle pepsin enzimi sütteki proteinleri daha kolay sindiriyor. Yani aslında sütün sindirimi bizim vücudumuzda biraz daha diğer proteinlere göre zordur. O yüzden de hani bu e, şişkinlik falan meydana getiriyor ya şişkinlik meydana getirmesinin sebebi de budur. Hani lape enzimi eğer eksik üretiliyorsa veya hiç üretilmiyorsa e, şişkinlik verebilir arkadaşlar. Pepsin enzimi de ne yapıyor? Proteinleri sindiren enzimdir. Şimdi gelelim. Hidroklorik asitin görevlerine. Şimdi hidroklorik asit sentezleniyor ama ne işe yarıyor? Arkadaşlar pepsinojen inaktif bir enzimdir ve bunu pepsine çevirir. Midenin pH'ını ayarlar. Yine midede yaşayan mikropları öldürür. Proteinleri asit etkisiyle şişirip gevşeterek sindirimi kolaylaştırıyor. Yani aslında proteinlerin sindirimini de kolaylaştıran bir yapıdır. Pankreas ve bağırsak bezlerinin salgı yapmasını uyarır. Şimdi pankreastan e, anlatırken yine söyleyeceğim, bir karbonat iyonları salgılanır arkadaşlar. Bu bikarbonat iyonları. Pankreas öz suyu içerisinde ince bağırsağa verilerek mideden giden asidik yapının nötrleştirilmesi sağlanır. Çünkü ince bağırsak e, bazik bir ortamdır. Dolayısıyla asidik bir yapı geçerse oraya zarar verebilir. Bunun nötrleştirilmesini pankreas sağlıyor arkadaşlar. Peki. Diyelim ki midedeki kimyasal sindirim gerçekleşti. Mide böyle hareketler gerçekleşti, çalkalandı ve bir asitli bulamaç oluştu. Biz bu asitli bulamaça kimus diyoruz. Kimus. Arkadaşlar kimus mideden ince bağırsağa aktarılıyor ve ince bağırsaktan bir hormon sentezleniyor. Nedir bu hormon? Enterogastrin hormonu. Bu enterogastrin hormonu mideyi uyararak midenin çalışmasını durduruyor. Neden durduruyor? Çünkü artık midedeki besinler ince bağırsağa geçti. Dolayısıyla çalışmasına artık gerek yok. Enterogastrin hormonu mideyi durduruyor arkadaşlar. Bakın hemen kısımlarını göstereyim. Bak şurası yemek borusu. Şurası mide ağzı dediğimiz kardiya. Ne dedik? Kalbe yakın kardiya. Şu kısım arkadaşlar fundus. Buradan ne, ne üretiliyor? Mide öz suyu üretilip depo ediliyor. Daha sonra onlar mide boşluğuna dökülüyor. Şurası korpus. Korpus asıl sindirimin gerçekleştiği yerdir. Ve ince bağırsağa açılan pilor dediğimiz mide kapısı burada bulunur. 12 parmak bağırsağına açılıyor arkadaşlar mide kapısı. Peki mide bu kadar asidik bir ortamda yaşıyorken hani içerisi bu kadar asidikken kendini nasıl koruyor? Arkadaşlar hidroklorik asit yani bir yerinize döküldüğü zaman size çok büyük zarar verebilecek bir asit, güçlü bir asittir. Peki mide bunu nasıl koruyor? Nasıl kendini koruyor? Arkadaşlar midenin iç yüzeyinde bulunan epitel doku hücrelerinin kendini sürekli yenilemesi mideyi koruyor. Sonra midedeki mukus tabakası yine mideyi korur. Gastrin hormonunun düzenleyici etkisi. Yani gastrin diyor ki eğer ben üretiliyorsam mide çalışsın. Ben üretilmiyorsam mideyi uyar, uyarmam mide çalışmaz. E dolayısıyla bunun dü bir düzenleyici etkisi var. Pepsinojenin inaktif salgılanması. Şimdi pepsinojen ne yapıyor? Protein sindiriyor. E, pepsinojen eğer pepsin olarak salgılansaydı hem üretildiği hücredeki proteinleri sindirirdi hem de arkadaşlar sonuçta salgılanarak geldiği bir kanal var. Kanaldaki proteinleri sindirirdi. Dolayısıyla mideye büyük zarar verirdi. İşte inaktif halde salgılanması yine mideyi korur. Peki pepsinojeni aktif hale getiren ne? Hidroklorik asit. Bunların da farklı hücrelerden sentezlenmesi gerekiyor ki hidroklorik asit pepsinojeni aktif hale getirmesin. Çünkü diyelim ki aynı hücreden sentezlendi. Hem hidroklorik asit hem pepsinojen. Hidroklorik asit direkt pepsinojen aktif hale getirmeyecek mi? Evet o zaman hücreye zarar verecek. İşte bundan korunmak için pepsinojen ve hidroklorik asit farklı hücrelerde salgılanır arkadaşlar. İşte mide kendini bu şekilde korur. Evet böylece mide ile ilgili söyleyeceklerimiz bitti. Kaç dakikamız olmuş? Arkadaşlar ince bağırsak kalın bağırsağı anlatayım. Bir sonraki videoda da sindirme yardımcı organlardan bahsederiz. Şimdi ince bağırsağa baktığımızda arkadaşlar ince bağırsak aynı mide gibi dışarıdan içeriye doğru bağ dokudan, düz kastan ve epitel dokudan oluşuyor. En dış tarafta bağ doku var korur. Düz kaslar hareketini sağlar. Epitel tabaka da yine iç tarafta bulunan koruyan tabakadır. Şimdi burada düz kaslar hem halkasal dizilmiştir hem boyuna dizilmiştir. Aynı yemek borusu gibi. Yaklaşık uzunluğuna baktığımız zaman 7-8 metre uzunluğundadır. Çapı ise 3 cm'dir. Şimdi 7-8 metre de arkadaşlar bizim vücudumuzda bunlar tabii ki böyle katlanarak oturuyor. O yüzden de fazla bir yer kaplamıyor. Şimdi ince bağırsakta kimyasal sindirim tamamlanıyor ve emilim de gerçekleşiyor. Emilim olayını da anlatacağım tabii ki size. İnce bağırsakla midenin birleştiği böyle ilk 25 santimlik bölge biz duodenum yani 12 parmak bağırsağı diyoruz. Arkadaşlar en fazla sindirim ve emilim burada gerçekleşiyor. Duodenum yani 12 parmak bağırsak. Bir de boş bağırsak var. Bundan sonra gelen boş bağırsak. Bir de kıvrımlı bağırsak var arkadaşlar. Burada da sindirim ve emilim devam ediyor ama daha az. En yoğun gerçekleştiği yer neresidir? Duodenumdur. 12 parmak bağırsağına hangi salgılar geliyor? Hem karaciğerden gelen safra salgısı hem de pankreastan gelen pankreas öz suyu gelir arkadaşlar. Buradan da vater kabarcığına boşaltılır. Şimdi sindirme yardımcı organları anlatırken vater kabarcığını falan göstereceğim size. Vater kabarcığına boşaltılır. Arkadaşlar bu yüzden de işte bu vater kabarcığı sindirimin en etkili olduğu kısımdır. Çünkü direkt hani... Ee, Karaciğerden gelen safra, pankreastan gelen pankreas özsuyu bunlar direkt burada etkileşime giriyorlar ve sindirimin en etkili olduğu kısım vater kabarcığı oluyor. İnce bağırsağın yüzeyinde arkadaşlar emilim yüzeyini artıran villus ve mikrovilluslar bulunur. Bu villus ve mikrovilluslar e, kıvrımlar oluşturarak bağırsaktaki emilim yüzeyini artırıyorlar. Böylece e, yediğimiz besinlerden maksimum derecede faydalanmış oluyoruz. Arkadaşlar ince bağırsağımız hem endokrin hem de egzokrin bez özelliği gösteriyor. Bu yüzden de karma bir bezdir. Yani hem enzim salgılıyor hem de hormon salgılıyor. Bu yüzden karma bir bez yani mezokrin bir bez olarak geçer. Peki ilk önce enzimlerini söyleyeyim. Daha sonra da arkadaşlar hormonlardan bahsedelim. Şimdi bakın ince bağırsağın salgıladığı enzimler peptidaz enzimi. Peptidaz dedikleriniz dipeptidaz, tripeptidas enzimleri. Bunlar ne yapıyor? Dipeptit ve tripeptitlerin e, parçalanmasını sağlıyorlar. Sükraz, maltas, laktaz, dekstrinaz. Sonuçta ağızda nişasta parçalanınca dekstrinaz oluşuyor. Dekstrinazı sindiriyor. Ve enterokinaz. Enterokinaz arkadaşlar tripsinojeni tripsine çevirir. Bu enzim de pankreastan gelir. Şimdi besinlerin sindirimi diye ayrı bir başlığımız var. Orada bunları daha detaylı göreceğiz. Şimdi gelelim hormonlara. 4 tane sindirimde görevli hormon vardır. Bunlardan bir tanesi gastrin. Az önce söyledik. Midede üretilir. Yine mideyi uyarır ve midenin çalışmasını sağlar. İlk 3 tanesi de arkadaşlar ince bağırsak tarafından üretiliyor. Sekretin hormonu ince bağırsaktan üretiliyor ve iki organı uyarıyor. Nedir bu organlar? Karaciğer. Karaciğerden safra salgısının üretilmesini sağlar. Pankreas uyarır, pankreastan da bir karbonat iyonlarının üretilmesini sağlar. Sonra devreye kolesistokin hormonu girer. Bu da yine ince bağırsak üretilir. Bu da hem pankreas hem de safra kesesini uyarıyor. Safra kesesinden e, kasılmasını uyararak arkadaşlar safra sıvısının salgılanmasını yani e, boşluğa dökülmesini sağlar. Pankreas uyararak da pankreas öz suyunun yine ince bağırsağa dökülmesini sağlıyor. Yani sekretin üretilmeyi uyarırken kolesistokinin bu sıvıların dökülmesini sağlar. Bu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz. Bir de enterogastrin var. Az önce de söyledik. Enterogastrin de ne yapıyor? İnce bağırsakta üretiliyor. Mideyi uyararak çalışmasını durduruyor arkadaşlar. Evet. Gelelim. İnce bağırsakla ilgili söyleyeceklerimiz bitti. Şöyle kalın bağırsağa gelelim. Kalın bağırsağı anlattıktan sonra bir sonraki videoda sindirme yardımcı organları anlatacağım. Arkadaşlar Kalın bağırsağımız ince bağırsaktan sonra gelen yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda bir yapıdır. Sindirilmeyen maddeler burada toplanır ve dışarı atılır anüsle. Kalın bağırsakla ince bağırsak arasında bulunan kapak arkadaşlar kalın bağırsaktaki bakteri ve atıkların ince bağırsak geri dönüşünü engeller. Yani şöyle düşünün. Eğer bir organdan başka bir organa geçiyorsa sindirim ürünleri orada mutlaka bir kapak vardır ve geri dönüşünü engeller. Tamam mı? Bu şekilde düşünün. Peki, yapısına baktığımızda yapısı ince bağırsağa benziyor ama villus ve mikrovillus bulunmuyor arkadaşlar kalın bağırsakta. Bunu da unutmayalım. Çünkü kalın bağırsakta e, monomer emilimi görülmez. Emilim var ama monomer emilmez. Kimyasal ve mekanik sindirim kesinlikle olmaz. Bir de burada mukus salgılayan goblet hücreleri daha fazladır. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Mukus salgılayan hücrelere biz goblet hücreleri diyoruz. Vücudumuzun neresinde olursa olsun mesela burnumuzda da mukus salgılayan hücreler goblet hücreleridir. Midemizde de arkadaşlar yine ağzımızda da bağırsaklarımızda da aynı şekilde goblet hücreleri mukus salgılar. Kalın bağırsakla ince bağırsağın birleştiği yere biz çekum yani kör bağırsak diyoruz ve kör bağırsakta parbaksı bir çıkıntı vardır arkadaşlar. Biz bu çıkıntıya da apandis diyoruz. Bu apandisin iltihaplanması sonucunda apandisit dediğimiz hastalık oluşur ve hatta apandisi de alıyorlar. Bir de kalın bağırsak son kısmı vardır. Buraya da düz bağırsak diyoruz arkadaşlar. Rektum diye. Rektum da anüste dışarıya atılıyor ve atıklar anüste dışarı gönderiliyor. Peki kalın bağırsakta neler gerçekleşir arkadaşlar? Burada B ve K vitamini sentezleyen bakteriler bulunur. Bu bakteriler bizim için önemli yararlı bakterilerdir. Bize vitamin üretirler. Kalın bağırsakta B ve K vitamini su ve elektrolitler emilir. Elektrolit dediği sodyum, klor gibi e, iyonlar arkadaşlar. Bunlar geri emiliyor. Besin, sindir, besin emilimi yok. Sadece vitamin, su, elektrolit geri emiliyor. Kolon bakterileri besinleri mayalayarak yani fermentasyon yaparak karbondioksit, hidrojen kükürt ve Amonyak oluşturarak arkadaşlar ne yapıyor? Pardon amonyak değil CH4 oluşturarak ne yapıyor? Bağırsak gazını oluşturuyor. Evet bu şekilde biz kalın bağırsaktan da bahsetmiş olduk. Sindirimin ilk kısmını bitirdik. Şimdi biraz hızlı gidiyormuşuz gibi düşünebilirsiniz ama vaktimiz de az kaldı. Bu yüzden ben yazarak anlatmayı tercih ettim. Bundan sonraki konuları. Teker teker ben bunların hepsini yazarsam her biri bir video olacaktı. Ve daha fazla vaktimiz alacaktı. O yüzden bu şekilde yazıp hani daha kısa sürede bitirmeye başladım arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gider. Sonraki videoda sindirme yardımcı organlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.